Ginekon davasıyla devam edelim. 50 aydır tutuklu yargılanan CHP milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal savunma yaptı bugün. Savcıların iddialarına tek tek yanıt veren Haberal, öyle anlaşılıyor ki savcılar hiç darbe görmemişler dedi. Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in tedavi süreci ve Patalya otel toplantılarını anlatan Haberal, dünyanın hiçbir ülkesinde seçilmiş milletvekili tutsak değildir diye konuştu. Ergenekon davasında CHP milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal esas hakkındaki mütalaya karşı son savunmasını yaptı. Haberal 50 aydır tutuklu olduğunu belirterek dünyanın hiçbir ülkesinde seçilmiş milletvekili tutsak değildir dedi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini hatırlatan Haberal, savcıların talebinden anlaşılıyor ki darbeyi hayatlarında görmemişler diye konuştu. Haberal, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Başkent Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavi süreciyle ilgili yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Ecevit'le ilgili işlemler tamamen belgelere dayalıdır. Ülkenin başbakanı rahatsızlanıyor ve müracaat edip bizim hastanemize geliyor. Kendisine tıbbın bütün imkanları uygulandı ve 10 gün tedavisi yapıldı. Biz başbakanı tedavi ettik. 6 ay daha görevini yaptı. 4,5 sene daha yaşadı. Merhum Ecevit, Kanal B televizyonuna da 5 kez konuk oldu ve üniversitemize teşekkür etti. Haberal, Patalya ve Kent Otel'deki toplantıların örgüt toplantısı gibi gösterildiğini hatırlattı. AKP'nin de Patalya tesislerinde kurulduğunu söyleyen Haberal, o zaman diğer partilerle ilgili toplantılara ne diyeceğiz diye sordu. Savunmasını tamamlayan Haberal, yerine geçerken Profesör Doktor Yalçın Küçük'e sarıldı. Profesör Doktor Haberal, Mustafa Balbay ve Fatih İlmoğlu'yla el ele tutuşarak izleyicileri selamladı. İzleyiciler de Haberal'a alkışlarla karşılık verdi. Savunma yapmaları beklenen profesörler Yalçın Küçük ve Fatih İlmoğlu ise hazır olmadıkları için savunma yapmadı. Haberal'ın savunmasına aralarında Akif Hamza Çebi, Dilek Akagün Yılmaz ve Uğur Bayrak tutanın da olduğu CHP milletvekilleri izledi. Ergenekon duruşmasında Tüm Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de meslektaşlarına destek verdi. Biz buraya bütün bu dostlarımızı mümkün olduğu kadar yalnız bırakmamaya şuna inanıyoruz. Üniversite adına, bütün üniversite binlerce meslektaşımız adına burada olduğumuza inanıyoruz. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyoruz. Mahkeme heyeti son savunmalarındaki sözlerinden dolayı Aydınlık Gazetesi yazarı Hikmet Çiçek, emekli albay Mehmet Fikri Karadağ ve Kemal Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.